Didem, sen benim en yakınımdın. Sen en başından beri bunu istiyordun değil mi? Benim hayatımı istiyordun. Düşman gibi bekledin değil mi? Sevdem, geldin mi sen? Geldim, geldim. Buradayım. Su istiyor musun? Ben sadece biri beni sevsin istemiştim. Biri beni görsün istemiştim. Bitti. Artık dost değiliz. Ve kendini benden sakın, olur mu? Çünkü bu yaptığın yanına bırakmayacağım. Kılını pırtını toplayıp defolup gideceksin. Aa, öyle de. Para falan yok yani. Yok. O fırsatı çoktan kaçırdım Didemciğim. Efendim. Kim? Tamam, geliyorum birazdan. O kadar erken beklemiyordum. Belki karar vermende yardımcı olurum diye geldim. Mesut da geldi. Yanında Yılmaz da var. Yılmaz cinayet büroda komiser, biliyorsun. Ne bu şimdi? Ne Didem? Dün konuştuk ya. Ayılamadın herhalde. Gecen iyi geçmedi muhtemelen. Ya polise anlatacaktın ya defolup gidecektin. İyi de Yılmaz sizin arkadaşınız. O neden burada olduğunu bilmiyorum. Şubeye gidersiniz beraber. İstediğin kişiye anlatırsın. Neyine güveniyorsun sen? İhbar et işte Didem. Demir'in cesedi Aysel'in bahçesinde de. De bakalım bulabilecekler mi? Cesedin yerini değiştirdiniz. Bir bakalım nerede? Eminim kimsenin bulamayacağı bir yerdedir. Evet, kimse bulamaz. Yani biz Yılmaz'a söylemezsek. Ne demek bu şimdi? Ceset şu an senin bahçende gömülü demek Didemciğim. Size karşı bir kozum daha var diyordun galiba, değil mi? Hmm. Bunu yapamazsınız. Demir, ben öldürmedim ki. Yaptım bile Didem. Ceset şu an senin bahçende. Tek cümlemle bütün cinayeti üstüne yıkabilirim. Deneyelim istiyorsan, Yılmaz burada. Hayır, mümkün değil. Ya bir kere Aysel Hanım izin vermez ki. Oğlumun mezarının benim bahçemde olmasına. Kanıt istiyorsun. Peki. Evet. Al bakalım Didemciğim, sana kanıt. Neresi burası? İnanmıyorsan Aysel'i de arayabilirsin. Ona sorabilirsin yani.
Evet Didemciğim. Ne yapacaksın şimdi? Ya hapiste çürüyeceksin ya da kaçacaksın herhalde değil mi? C şıkkı. En başa dönmeyi o kadar çok isterdim ki. Bütün bu saçmalıkların hiç yaşanmamış olmasını dilerdim. Ama öyle bir seçeneğin yok. Dedim sana. Bu son dedim. Geri dönüş yok dedim. Sen seç. Ya hapis ya sürgün. Barışacaklar mı? Hı? Barışacaklar mı? Ne bileyim. Evet, ateşkes imzaladık gibi. Bakalım defolup gidecek inşallah. Emin misin? Şebnem, o zaman ben ilgileniyorum. Gidelim. Abi ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Ben niye geldim? Kardeşim anlatacağım, gel. Didemciğim. İyi günler. Kabul günü. Sen ne istiyorsun Ahmet? Şebnem sana söylemedi mi? Uçağı bizzat ben götüreceğim seni. Ama merak etme. Her şeyi ayarladım. Tek yapman gereken odana çıkıp eşyalarını toplaman. Gerçek bir şövalyesin. Hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.